Adana'daydı bu hadise. İzmit'te evet. De bir başka mevzu var. Gökhan Gönül'ün kardeşiyim ben evet. Diyor bu konuşan arkadaş. Ne kadar benziyorlar farkında mısın? Bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Bu iddiadan sonra tabii daha çok benzerliği aslında ortaya çıkmış gibi gözüküyor ama bakalım hep beraber göreceğiz. Gökhan Gönül yazıyordu. Nilüfer, Ahmet, ondan sonra Hakan, Volkan. Bunları ben hayatım boyunca görmemişim ama sağlıklarını öğreniyorum. Yetiştirme yurdunda büyüdü. Yıllar sonra karşısına çıkan belgeyle şaşkına döndü. İddiasına göre milli futbolcu Gökhan Gönül onun öz abisiydi. O sevinçle 3 gün boyunca uyumadım. 27 yaşındaki Can Gönül 2 yaşından beri yetiştirme yurdundaydı. 4 yıl önce işe girmek için evraklarını toplarken hayatının şokunu yaşadı. Nüfus kağıdını çıkarttığımda bunları öğrendim. Yani ailemin olduğunu öğrendim. İddiasına göre o aile Türkiye'nin en tanınan ailelerinden biriydi. Gökhan Gönül yazıyordu. Nilüfer, Ahmet, ondan sonra Hakan, Volkan. Milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu iddia eden Can Gönül, irtibata geçmeye çalışsa da başaramadı. Bursa'ya onlarla konuşmaya gittik. Amcam çıktı karşına. Her şeyi birebir doğru olduğunu söyledi. Ya arayacağız dediler ama aramadılar. Kimsenin beklentim yok. Ailem olmasını istiyorum. Yıllar sonra bir kardeşin çıkıyorsa ya. Ebru, ne dersin? Müthiş bir benzerlik var. Şimdi tabii ki bunun gerçekliğinin araştırılması lazım ki şimdi bakıldığında ne yapmış kimliğinde aile tecereden ortaya çıkmış. Bu kökü yani şeye bakmış, tecereye bakmış. Tabii. Orada çıkmış. Ben şunu merak ediyorum. Yani 27 yaşına kadar bunun farkında değil miydi Can Gönül? Yani, niye şimdi diyorsun öyle ha, mi? Yani hiçbir nüfus kültürüne gitmişliği yok muydu? Ya da hiç merak etmedi mi? Ya da soyadı benzerliğinden acaba benim hani böyle birileriyle bir akrabalığım var mı? Yani ailesini araştırmaya neden daha önce gitmedi? 27 yaşında gitti. Tamam diyelim ki şimdi gitti. Onu da kabul ediyoruz. Olabilir. Bir iş başvurusuyla ilgili çünkü gitmiş. Çok benzerlik görüyorum ben. Şimdi müthiş bir benzerlik var ikisi arasında. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Fakat şu an bakar mısın? Evet. Yani alınlarından yüz şekillerine kadar, burnuna kadar, boynuna kadar müthiş bir benzerlik var. Yani hani bir şey yapmış, saçını kestirmiş de ona benzemiş değil. Burada ciddi bir genetik benzerlik görüyorum ben. Katılıyor musun? Ya görünen o tabii bir taraftan da tabii bu tür hadiseler o kadar ince bir çizgide gidiyor ki. Şimdi Gökhan Gönül'e gidelim adam. Gökhan Gönül. Gökhan Gönül. Şimdi konumu belli. Ne kadar iyi bir sporcu olduğu, ne kadar aslında etik bir insan olduğu da yaptığı spordan belli. Milli takımın futbolcusu tabii. Vesaire seviyoruz, sayıyoruz kendisini. Şimdi o da şaşırmıştır ama bu kadar etik yaşayan bir adamın duygusal ve milli tarafı da çok yüksektir. Yani bir kardeşi olduğunu duysa gözleri dolar ve bunun araştırmasına girer mutlaka. Yani aman sırtımı döndüm, benim böyle bir kardeşim yoktur diyeceğini sanmıyorum. Hiç tanımıyorum kendisini. Ama öyle hissediyorum ve düşünüyorum. Hı-hı. Açıkçası ben araştırırdım. Ne olacak ki yani onun için şu kardeşin evet kardeşimsin diyebilmek. Eğer doğruysa. Çok zor ya bir taraftan. Sen ne yapardın? Yıllar sonra bir araştırmak lazım birdenbire. Demem canım kardeşim gel seni bağrıma basayım. Tabii ki. Asla diyemem de bir ortada bir şok edici bir hadise var. Yani. Düşünsene birdenbire çıktı birisi abi efendim yani onu diyemem bile. Ya, yani. Tabii ki mutlaka hem çevresi hem menajerleri kulübü vesaire olayı araştırıyorlardır diye düşünüyorum derinlemesine. Neyse evet. Bakalım ya herhalde bu hafta bu durumu bayağı bir konuşuruz. Gökhan'a da ulaşamıyormuş gerçi ama ulaşılır ya kolaydır. Şimdi...